Adım Emine Hüseyin Muhammed. Bondere'deki kız yetimhanesinde aşçı olarak çalışıyorum. Şu an Somali'nin halini görüyorsunuz. Maaş almadan çocuklara bakmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Somali hükümetinden ve Türklerden gelen yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Peki okuldaki yetimlerin hayatı nasıl? Yetim çocukların hayatı gayet iyi. Günde 3 öğün yemek veriyoruz. Yetimhanenin doğrudan bağlı olduğu bir kurum veya organizasyon yok. Dolayısıyla yetimhaneyle doğrudan ilgilenen bir kurum yok. Allah bize ne gönderirse biz de onu çocuklara veriyoruz. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ben yemekleri pişiriyorum. Güvenlik, temizlik, kıyafet bakımından hiçbir sıkıntımız yok. Aslında biz de çocuklarla aynı durumdayız. Maaşımız yok. Ama gönüllü çalıştığımız için onlara gelen yardımlarla hayatımızı sürdürmekteyiz. Allah'a çok şükür. Bize yetimhanedeki bir günü anlatır mısınız? Sabah namazından hemen sonra çocuklara çok sevdikleri sütlü çay ve hurma veriyoruz. Sonra sınıfa giriyorlar. İlk dersten sonra yani saat 10'da kahvaltılarını veriyoruz. Evet, saat 10'da. Ekmek, et ve sütlü çay veriliyor. Sonra tekrar sınıfa giriyorlar. Saat 12'de öğle namazından sonra pilav, muz, limon ve içeceklerini veriyoruz. Sonra saat 3'teki akşam yemeğinde makarna, süt, limon ve muz veriyoruz. Çocukların buradaki hayatı çok iyi. Ailelerinin yanında yiyecek bulamazken burada hiç değilse karınları doyuyor. Oğlum Ali Hasan, 22 yaşındaydı. Bir gün Bakara çarşısındaki işine giderken kör bir kurşun isabet etti ve öldü. Geride 6 yetim çocuk bıraktı. Şu anda hepsine ben bakıyorum. Adım Fusiye Abdullahi Ali. Bu yetimhanenin öğretmenlerinden biriyim. Somalice öğretiyorum. Gördüğünüz gibi burası kimsesiz kız çocuklara hizmet veren bir kurum. Ne yazık ki imkanlarımız sınırlı. Yeterince destek alamıyoruz. Yine de bu kısıtlı imkanlarla kızlara iyi bir eğitim vererek kendi ailelerine ve ülkelerine hizmet eden birer birey olmalarını ümit ediyoruz. Adım Amin Sahane Harun. Mogadishu'nun Bontere semtindeki bu yetimhanenin öğretmenlerinden biriyim. İngilizce öğretmeniyim. İç savaşlarla beraber ülkemizde çok büyük sıkıntılar oldu. Bu sıkıntılar halkımıza hayata dair çok şeyler öğretti. Hala da öğretiyor. Mogadishu'nun Bondere semtindeki yetimhane, Somali halkının bu zor şartlarda karşılaşabileceği nadir şanslı alanlardan biri. Burada yetişkin olmayan yetim birçok kız çocuğu var. Çoğu 8, 9, 10 yaşlarında, hatta daha küçükler. Buraya 15 yaşın altında olanları kabul ediyoruz. Burada kalıyorlar ve farklı dersler öğretiyoruz. Mesela sosyal bilimler, fen bilimleri, Somalice ve İngilizce. En önemlisi Kur'an-ı Kerim'i ve kendi dinlerini öğretiyoruz. Bu küçük kızlar Kur'an okurken
Ben şahsen çok şaşırıyorum. Allah'ın bizim için indirdiği Kur'an-ı Kerim'i bu alanda çok başarılı olan bayan öğretmenler öğretiyor. Bu yetimhanenin kız çocuklarının, daha doğrusu bütün Somalili çocukların sıkıntılarını gidermesine yardımcı bir mekan olduğunu söyleyebiliriz. İç savaşın yoğun olduğu dönemde adeta bir hastane görevi gördü. Yaşadıkları travmaları yenebilmeleri için bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyoruz. Amacımız sadece ahlaki ve kültürel bir eğitim vermek değil. Onları sağlıklı eğitimli birer birey olarak topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Sadece kız çocukları için değil, erkek çocukları için de. Somali hükümetinin kurduğu buna benzer başka merkezler var.